kadar birlikteyiz. Her perşembe saat 22'de Haberaks televizyonlarında biz bir konu ve bir konukla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz bundan böyle. Geçen hafta Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Yavuz Ünal hocamızla önemli bir konuyu sizlerle paylaştık. Asr-ı Saadet döneminin nasıl inşa edildiğini ve bugün mutsuz olan insanların Asr-ı Saadet dönemi Müslümanına bakarak o dönemin kodlarıyla kendisini şekillendirerek mutlu olabileceğini ve huzurlu bir yaşam yaşayacağını ifade etmeye çalıştık. Bu hafta yine sohbet konuğumuz 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mahmut Aydın hocamız. Hocamızla yine temel bir konuyu konuşacağız. Din ve ahlak. Dinin hedefi nedir? İlahi dinler insanların yaşamasında nasıl bir perspektif ortaya koyarlar? İnsanı nasıl inşa ederler? İnsandan ne isterler? İnsanlara ne sunarlar? İnsanların insanlarla olan ilişkilerinde, insanların Müslümanlarla, yani Müslümanın Müslümanla olan ilişkilerinde, Müslümanın canlılarla olan ilişkilerinde hukukunun ve ahlakının nasıl olması gerektiğini isterdin ve insan dinin bu mesajına nasıl kulak verir? Tarihi süreçte ve İslam tarihi içerisinde sahabeden bugüne kadar ve bugün de dinin hedefi olan insan dinin sunmuş olduğu ahlakı hayata yansıtabiliyor mu, yansıtamıyor mu, yansıtamıyorsa neden, engelleri nedir, birlikte yaşama ahlakını hayata yansıtıp yansıtmamayla ilgili sıkıntıları nedir, buna engel olan ve katkı sağlayan fiiller nelerdir, bunlar ve benzeri alt başlıkları konuşacağız. Dinin hedefini, insanın ahlakını, insanın dinle ilişkisini ve ilişkisinin boyutunu ifade etmeye çalışacağız. Sohbet konuğumuz Profesör Doktor Mahmut Aydın hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Anons ettiğimiz gibi bu temel bir konu. Yani spesifik bir konu değil. Herkesi ilgilendiren, genelde insanı, özelde Müslümanı ilgilendiren bir husus. Şimdi hocam özelde ülkemizde %98 Müslüman bir kitle var. Öyle istatistikler evet, öyle söylüyor. Evet. Biz de öyle telaffuz ediyoruz. Evet. Böyle bakınca Müslüman İslam dininin kabul edenleri, yani İslam'ı din olarak tercih edenler, İslam ilahi bir dindir. İlahi dinler de insanlar üzerinden huzur ve mutluluğun en üst düzeyde yaşanmasını sağlayacak mesajlar sunarlar. Hedefi de budur. Evet. Ama bu taraftan baktığımız zaman %98'i Müslüman olan insanların bulunduğu yerden baktığımız zaman hiç de konu öyle görünmüyor. Yani her bir insanın bir problemi var, sıkıntısı var. Dinin sunmuş olduğu mesajlarla belli oranlarda ya da orantısız olarak mesafeleri var. Kendini Müslüman olarak tanımlamasına ve konumlandırmasına rağmen davranışlarına ve ahlaki tutumlarına baktığımız zaman farklı bir yapı görüyoruz. Kalbimin temizliği bana yeterli diyen var. Senin namazından benimki daha önemlidir diyen var. Ahlak çok gerekmez, o da nedir diyen var. Başka bir taraftan ibadet gerekmez, ben ahlaklıyım zaten diyenler var. Böyle bir karmaşık bir yapı var. İsterseniz önce dinin, ilahi dinlerin insanlar üzerinde hedefi nedir? Yani nasıl bir insan inşa eder? Nasıl bir insan davranışı, profili ortaya koymak ister? Elbette diyeceksiniz ki peygamberler onun modeli ama biz bunu daha biraz daha açmış olalım. Daha soyut değil de somut hale getirelim. Buyurun. Evet, öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Programın da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdi tabii önce ilahi binler kategorisinden gireyim. Şimdi siz de aynı ifadeyi kullandınız. İlahi binler ifadesini. Evet. Mesela ben derslerimde bir kere bunu şiddetle öğrencilerime yasaklıyorum. Çünkü ilahi bin tektir. İlahi binler diye bir olgu söz konusu değildir. Çünkü yaratıcı tekse ona götüren yol da tektir. Ha, o yol farklılıklar arz edebilir. O yol sosyo-kültürel şartlara göre bir takım yan yollara, tali yollara sapabilir ama Allah'a götüren yol tektir. Onun için ben ilahi dinler kavramının kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Allah dininde din tektir deniyor. Bunun da İslam diye tanımlanıyor.
İslam da kişinin Allah'a teslim olmasını, yani bütün varlığıyla, benliğiyle ve her şeyiyle Allah'a teslim olup güvenmesini ifade ediyor ki bunu birazdan açacağım. Ama buna gelmeden önce şunu ifade edelim. Din olgusu bütün toplumların da geçerli olan, bütün toplumlarda olan bir olgudur. Yani birey olarak belki siz dindar olmadığınızı söyleyebilirsiniz ama dünyada herhangi bir şekilde tamamen hiçbir şekilde dine bulaşmayan hiçbir toplum bulamazsınız. Zaten Kur'an-ı Kerim'e, tabii dinsiz olan bir toplum bulamazsınız. Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman biz peygamber göndermedikçe hiçbir topluma azap etmeyiz diye buyuruyor Yüce Allah. Buradan da biz Allah'ın her topluma mutlaka bir elçi gönderdiğini ve o elçiyle mutlaka bir mesaj gönderdiğini, o mesajın bozulmasıyla sapkın dinler ortaya çıkmıştır ama yine de bir şekilde o mesajın bir kırıntısını o dinlerin içerisinde bulma şansımız vardır. Dinsiz olmamak, dindar olmak anlamına hayır, gelmiyor hayır. Senin, dini, bir herhangi bir dine sahiptir. Yani bunu derken onun sahip olduğu din Allah tarafından kabul edilebilir bir din ve anlamında bunu söylemiyorum ama mutlaka bir dine sahiptir. Peki dinin ölçütü ne? Yani biz neyi, hangi unsurları içinde barındırırsa bir sistemi din kabul edebiliriz. Onun üzerinden bence biraz gidelim. Çünkü daha iyi anlamamız gerekirken bir şeyin din olabilmesi için 3 tane temel unsuru içinde barındırması lazım. Bunlardan birincisi inanç unsurudur. Yani bir şeyin varlığına veya yokluğuna yönelik mutlaka bir inancın ve imanın olması lazım. Eğer bir iman ve inanç yoksa ona din diyemezsiniz. İkinci unsuru, siz onu kabul ettiğinizde önceki durumunuzla, yani kabul etmeden önceki durumunuzla sonraki arasında bir fark oluşturması lazım. Davranışa dönüşmesi lazım. Yani diyelim ki ben Müslüman değildim, Müslüman oldum ama davranışlarımda hiçbir değişiklik söz konusu ise buna ahlaki boyut diyoruz zaten. Davranışlarım yine önceki davranışlarım. O zaman niye ben bu dini benimsedim ki? Öncekinde kalıverseydim, önceki dinde devam etseydim, bu dinin benim üzerimde bir yansıması yok. Mesela ben hep buna toplumda da bu algı olduğu için Hazreti Ömer'e örnek veririm. Şimdi düşünün, Hazreti Ömer'le ilgili anlatıda işte Müslüman olmadan önce kendi kızını diri diri toprağa gömen bir Ömer'den bahsediliyor. Doğrudur, yanlıştır ama böyle bir konu var İslam tarihi içerisinde. Ama Müslüman olduktan sonra adalet timsali bir Hazreti Ömer'e dönüşüyor. Yani halifeliği döneminde işte Dicle'de bir kurt kozuyu kapsa kendimi ondan sorumlu hissederim diyor. Adalet yanı ve daha ön plana çıkıyor. Adalet deyince de biz Hazreti Ömer'i hatırlıyoruz. Şimdi Müslüman olmadan önceki tavrına bakın, Müslüman olduktan sonraki tavrına bakın. Peki bunu Hazreti Ömer'e ne kazandırdı? İşte bunu Hazreti Ömer'e İslam kazandırdı, İslam mesajı kazandırdı, Müslüman kimliği kazandırdı. Üçüncüsü de din bizim birbirimizle ilişkimizi düzenler. Yani toplumsal boyutu vardır. Toplumların birbiriyle ilişkilerini düzenler. Bu noktada baktığınız zaman ahlak yine bu devreye giriyor, hukuk yine devreye giriyor. Yani din sadece bu noktadan baktığınız zaman uhrevi bir olay değildir. Yani siz dünyaya geleceksiniz, inanacaksınız. Bir takım eylemler yapacaksınız, namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, hacca gideceksiniz, zekat vereceksiniz, eyvallah. Ama dünyada bunun hiçbir yansıması olmayacak. Bütün bu yaptığınız ibadetler, bütün bu yaptığınız uygulamalar sadece cenneti kazanmak için olacak. Din bu değildir. Din dünya içinde, İslam dünya içindir. Yani Yüce Allah, peygamberlerin... Yani din ahiret için yaşanmaz mı? Hayır, evet. Hayır. Yüce Allah peygamberlerini bu dünyada insanların daha iyi insan olması, insanca yaşaması, birbirine karşı nazik olması, birbirini sevmesi, birbirini öldürmemesi, birbirine karşı şefkatli ve merhametli olması, bütün bunlar için gönderdi. Ki öyle tanımlanıyor. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem Hazreti Peygamber'in hadis-i şeriflerine baktığınız zaman Müslüman, diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir diyor. Müslümanlar işte bir binanın tuğlaları gibidir.
Veya Müslümanlar bir tarağın dişleri gibidir diyor. Veya bir vücudun organları gibidir diyor. Şimdi sizin herhangi bir yeriniz ağırdığı zaman vücudun diğer organları ya ne hali varsa görsün deyip işine devam mı ediyor? Yoksa o herhangi bir parçanın çektiği acıdan dolayı vücut da iflas mı ediyor? Peki şimdi kendimize bakalım. Toplumda diğer insanlar acı çekerken, azap çekerken, sıkıntı yaşarken bizim durumumuz ne? Veya toplumlarda bir takım felaketler yaşanırken bizim duyarlılığımız ne ölçüde kendisini gösteriyor? Bu din olmadan sağlanamayacak bir... Şimdi din olmadan sanırım sağlanamaz. Ben o kanaatteyim. Mesela hani bizde ahlak ve etik kavramları kullanırlar. Mesela ahlak kavramını kullandığınız zaman daha dini bir kavram oluyor. Örneğin bir adama bu yaptığınız ahlaki değil dediğiniz zaman kızıyor size. Ama bu etik değil dediğiniz zaman aman başver olsa da olur olmasa da olur diye düşünüyor. Onun için yani ahlaki unsurların da dini açıdan bağlayıcı kılınması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani sadece dinden arındırılmış hukuk, yani dini duygu ve düşünceden, bunu kastederken dini kuralları kastetmiyorum, dini düşünceden, duygudan, yani o sorumluluk bilincinden arındırılmış kurallar iş görmez. Yani Allah korkusu yoksa ben orada bir takım sıkıntılar olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bakın, özellikle Kur'an-ı Kerim'in Mekki surelerine bakarsanız iki tane konu üzerinde önemli vurgu yapıldığını görüyorsunuz. Birincisi Allah inancıdır. Bir diğeri de ahiret inancıdır. Ki ahiret inancı Mekki surelerinin tamamında çok ağır bir şekilde vurgulanır. Niçin bu ikisi vurgulanıyor hiç düşündük mü? Mesela toplumda şimdi bir anket yapsak, insanlara sorsak, o %99'u Müslüman dedik ya, Allah'a ve ahirete inanıyor musunuz diye, herhalde %98-99 inanıyoruz diye çıkacak. Acaba inanıyor muyuz? Hepimiz kendime katarak bunu söylüyorum. Allah'a inanmak, Allah'ın gönderdiklerine... Kabul olarak, tabii, bir kabul olarak soruyorsak... Teorik olarak kabul. Ama teorik iş görmüyor. Allah'a inanmak, Allah'a güvenmek demektir. Biz Allah'a güveniyor muyuz işlerimizden? Onda da çok sorun yok gibi hocam. Bence çok sorun var. Temel mesele oradan kaynaklanıyor. Mesela ne diyor? Zekatı tas zaman verin diyor. Yani zekatı hakkıyla verin diyor. Ben sizin malınızı çoğaltırım diyor. Yani zekatın malı çoğaltacağını söylüyor. Ama biz bakıyoruz ki teorik olarak işte maldan verdiğiniz zaman mal azalıyor. Güvenmiyoruz ki Allah'a. Veya siz samimi olun diyor. Siz samimi olarak çalışın. Allah size bunun karşılığını verecektir. Ya vermezse? Hep kafamızın içerisinde bir takım sorularla hareket ediyoruz. Güvenmiyoruz, hayır. Yani istisnalar vardır ama genelleme vallahi ben çok yerine... çoğunlukla güvenmediğimizi düşünüyorum. Niye? Bakın bir örnek vereyim. Geçenlerde peki, bir anket alakalı bir soru. Ama bakın geçenlerde bir anket elime geçti. Bu anket 12-18 Haziran tarihleri arasında yapıldı 2017 yılında. MAK danışmanlık şirketi tarafından bu anket yapılıyor. 30 büyük şehir ve 154 ilçede 5400 kişiyle yüz yüze görüşülüyor. Ve anketin konusu Türkiye'de dine ve dini değerlere bakış. Ve ankette şöyle bir soru soruluyor. Cennete gideceğiniz kesin olsa şu an ölmeyi düşünür müsünüz? Bu Müslümanlara sorulan bir soru. Tabii değil. Türkiye'de yani bu yapıldı. Yani 5400 kişiye, o %99'u Müslüman dediğimiz halka, ben olan 5400 kişiye yüz yüze yapılan görüşmede sorulan soru. Cennete gideceğiniz kesin olsa ölmeyi düşünür müsünüz? Şimdi normalde bu cevaba ne beklersiniz siz? Mesela benim beklentim %70-80 tabii ki düşünürüm. Yani eğer ki sorduğunuz zaman insanlara ibadetleri cennet için yapıyorlar. İbadetleri cennet için yapıyorsanız buyurun ölmeyi tercih edin. Garanti ne veriliyor size? Hayır diyor. %65'i düşünmem diyor. %15 düşünürüm diyor. Bakın %99'u Müslüman olan. Hocam bu soruların nasıl sorulduğuna bağlı olarak cevaplar da... Mutlaka. Yani tuzak soru düşünülebilir. Acaba bizi işte bu yeni dönemde IŞİD ve benzeri örgütlerle irtibatlandırmak için olur mu? Çünkü o örgütler de insanları cennet vaadiyle
kandırıyor işte veya FETÖ örgütü gibi. Yani onun eylemlerini yaptığınız zaman siz otomatik olarak cenneti hak ediyorsunuz. Bu da düşünülebilir ama bunlar öyle olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Adam şunu düşünüyor hala. Ya yoksa ya öldüğüm zaman cennet garanti değilse ki bu dünyada da rahatın yerindeyse son derece ferah bir hayat yaşıyorsam maddi açıdan hiçbir sorunum yoksa yani bu dünyayı kendime cennet yapmışsam sonuna kadar bu dünyada kazık çakmak için çalışacağım anlamına gelir. Mesela zaman zaman ben biraz daha yaşayayım demiş olur ama karşılığında böyle bir İyi cennet de, ya yoksa ama, diye düşünmüş ama olmaz. Ama onu yaşarken ya kaybedersen o garantiyi. Şimdi mesela eskiden şu vardı. İnsanlar kötü eylemlerinden dolayı o eylemleri düzeltmek için Allah'ın kendisine biraz daha mühlet vermesini isterler. Ki bunu aslında kafirler de yapacaklar biliyorsunuz. Öldükten sonra cehennemi görünce ya ne olur bizi tekrar dünyaya dönder de orada iyi eylemler yapalım bundan sonra. Yok bitti o iş. Burayı görmeden o işi yapacaktınız. Ama bu anlamda değil, cennet zaten garanti. Yani sizin eylemleriniz üzerinden gitmiyor. Size o garantiyi veriyor. Ve maalesef %65'i hayır ölmeyi istemem diye ifade ediyor. Bunun üzerinde bence ciddi ne anlamda... Buradaki, sizce buradaki hocam yani kırılma noktası ne burada? Etki şu dünyevileşmek. Ve dünyaya yani ve dünyevi unsurlara bağlı kalmak. Yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Peygamber'den şöyle bir rivayet var. Benden sonra diyor ümmetimin tekrar müşrikliğe döneceğini düşünmüyorum. Ya böyle bir endişem yok. Ama endişem o ki dünyevileşecekler diyor. Dünyevi mala, mülke, paraya, servete tapacaklar ve onu önceleyecekler diyor. Şimdi dönüp baktığımız zaman acaba öyle bir durumda değil miyiz? Şimdi bakın halimize. Gittikçe daha fazla sahip olalım. Tabii ki iyi bir şeydir, sahip olun. Ama bunun gereğini yapıyorsanız, fakirleri, yoksulları gözetiyorsanız ve bunu da helalinden kazanıyorsanız, ama başkasının sırtına binerek bunu kazanıyorsanız, o zaman bunun içerisinde ciddi sıkıntı var. Yine bakın başka anket sorusu var. O da çok ilginç gelmişti bana. Dindar olmak ahlaklı olmayı gerektirir mi? Bu da yeni yapılan bir ilahiyatçı arkadaşın yaptığı bir, yani dindar bu arkadaş, dindar bir kişi sonucu böyle şey düşünüyor. Yani evet gerektirir diye bir cevap düşünüyor, %70 hayır. Yani dindarlı olmak ahlaklı olmayı gerektirmez. Halbuki %99'u Müslüman olan bir ülkede %70, %80 evet tabii ki gerektirir. Ki Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber için ne diyor? O Kur'an'ın yaşanır haliydi. Yalidir ve ahlaki açıdan tüm topluma, tüm örnek. Müslümanlara örnektir diyor. O Kur'an ahlakıdır diyor onun ahlakı. Yani o ahlaki yapıyı ortaya koyuyor. Şeyde de belirtilir. Dolayısıyla dindarsan... Peygamberde sizin için güzel tabii, ahlak vardır. Dindarsan ahlaklı olacaksınız. Bunlar belki akademik kavramlar. Bu hayır, akademik... anketlerin nerede yapıldığına, yani insanlar... mütedeyyin olan, muhafazakar olan insanlar bu yapının içerisinde belki ahlakı daha soyut gibi görüyorlar. Dindarlık içerisinde zaten o bizim tasavvurda algıda bulunduğumuz ahlakı zaten onun içerisine içerisinde bulundururlar. Doğru. Yani diyebiliriz onu ama hemen şunu söyleyeyim o zaman. Yani gruplar içinde bakın bu işe. Mesela FETÖ üzerinden bakarsak, bu insanlar 15 Temmuz öncesinde sonuca dindar insanlar olarak kabul ediliyorlardı, değil mi? Yani yürürken karıncayı incitmeyen insanlar öyle. Olarak görülüyor. Bir kısmı için öyle. Biz sizinle çok programlar yaptık. Yani herkese aynı kategoriye koymamak. Genel yapıda böyle düşünülüyordu. Evet. Ama bu adamlar silah doğrulttu karşıdakine. Kendi camide aynı safta namaz kıldığı kişiye silah doğrulttu. Niye? Örgüt lideri ona o talimatı verdiği için. Bir başka grup içerisinde şunu tekfir edelim ve tekfir edildiğinde şunu toptan kategorize edelim dendiğinde yapmıyorlar mı hocam? Bunun dindarlık ve ahlak boyutu ilişkisi nasıl? Ahlak boyutu üzerinden bakıyorum ben olaya. Evet. Şimdi ahlak boyutu demek kişi benim gibi düşünmüyor diye
onu yok etmek, ortadan kaldırmak, onunla ilgili en incitici kelimeleri kullanma hakkını bana vermez ki. Yani kendimizi hep hakikat görüp, kendimizi hep ana gövdede görüp, kendimizi hep en doğru görüp, kendimizin dışındakileri yanlış görme hastalığı hangi ahlaka içine bunu koyacaksınız? Dindarlığın içinde var mı? Hayır yok. O zaman tasavvur yanlışlığı var. Tabii tasavvur yanlışlığı var. Yani şimdi bakın, geçmişte çok dikkatimi çekmişti bir ara. Hatta onunla ilgili birkaç yazı da yazmıştım. İslam alimleri bir konuyu konuştuklarında veya bir Kur'an suresine bir anlam verdiklerinde yazıyı şöyle bitirirlerdi veya konuşmalarını şöyle bitirirlerdi. Allahu alem bi muradihi derlerdi. Yani bu pasajdan, bu ayetten, bu ifadelerden ne kastedildiğini en iyi Allah bilir. Muradını en iyi Allah bilir. Ben sadece sahip olduğum bilgi birikimiyle, sosyal kültürel çevredeki aldığım yapıyla bu yorumu yapıyorum. Benim dışında olan biri de başka bir yorum yapabilir. Onun dışındaki başka bir yorum yapabilir. Bunların hiçbiri mutlak anlamda Allah'ın murad ettiği değildir. Bu neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Birbirimize açık olmamızı ifade ediyor. Birbirimizin görüşüne açık olmamızı ifade ediyor. Dolayısıyla birbirimizi kabul etmemizi ifade ediyor ve en azından birbirimize hoşgörüyle bakmamızı ifade ediyor. Birbirimizin alanları da birbirimizden kopuk değil ki zaten değil. Müslüman olarak. Peki şimdi öyle mi hocam? Çıkıyoruz televizyona, diyoruz ki Allah bunu böyle söylüyor. Dolayısıyla bu şu demektir, benim söylediğim gibi inanmıyorsan, benim söylediğim gibi davranmıyorsan, siz Allah'ın istediği gibi davranmıyorsunuz. Dolayısıyla siz o yapının dışındasınız. Ama bu televizyonlarda bunları söyleyenler maalesef ilahiyatçılar. Kesinlikle. Toplum değil yani. Hiç fark etmez kim olursa olsun. Evet. Ben hep şunu söylemeye çalışırım, yani inşallah yanlış yapmayız bunu yaparken. Bu benim görüşümdür. Bu benim kanaatim ve fikrimdir. Çünkü bir başkası farklı düşünebilir. Bu farklılığa, bu çeşitliliğe müsaade etmek lazım. Çünkü bu çeşitlilik birbirimizden öğrenmemize yol açar. Kur'an'ı anlamada da mı tabii, bu çeşitlilik? Tabii ki. Öyle olmazsa binlerce tefsir yazılır mıydı hocam? Binlerce meal yapılır mıydı? Yapılmazdı. Bunlar hep çeşitliliktir. Doğru niye mudur? Birbirimizi disk doğru mudur hocam? Herkesin kendi algısına göre bir Kur'an kültürü oluşturması, bir Kur'an anlayışı ortaya koyması onun, yani. Onun mutlak anlamda gerçeği yansıttığını iddia etmediği müddetçe sorun olmadığını düşünüyorum. Ben mesela bir çünkü yaşadığı ortam farklıdır Sami hocam. Mesela şimdi Avrupa'daki Müslümanların yaşadığı ortam benim yaşadığım ortamdan farklıdır. İstanbul'daki herhangi bir işte diyelim ki Levent'teki, Beşiktaş'taki, Memler'deki birinin yaşadığı ortamla Fatih'teki, Üsküdar'daki ortam birbirinden farklıdır. Kırsaldaki ortamla şehirdeki ortam birbirinden farklıdır. Biz aynı zamanda bir kültürel yapı içerisinde kendimizi bunlara ortak din algısında inançta kim bulur? Bir sıkıntı yok. İnançta hep aynıdır zaten. Sadece bizim için değil. Bütün yani Allah'ın gönderdiği peygamberler inanç üzerine tektir. Evet. Hepsi tek olan yaratıcıyı kabul etmekle mükelleftir. Hepsi ahirete inanmakla mükelleftir. Kur'an'ın mesajını anlama tabii konusundaki ortak algıyı nasıl oluşturacağız o zaman? Ben mesela geçen bir örnek paylaşmış olayım. Bir yerde otururlarken vatandaşlar, tanıdıklar beni davet ettiler oraya. Çok da böyle ayaküstü geçtiğim bir yer. Hocam dedi kurban yaklaşıyor. Büyük baş hayvan, bir tane büyük baş hayvandan kaç kurban olur? Dedim ki sen onu bilmiyor musun? Biliyorum ama sen söyle dedim. Evet, beni mi imtihan ediyorsun, aranızda problem mi var? Neyi ifade etmek istiyorsunuz dedim. Belli ki arada tartışma olmuş. Yine ısrar edince 7 kişiye olur dedim. Orada oturan birisi biraz istisnai bir tavırla nerede yazıyor ki dedi 7 kişiye oldu. Kur'an-ı Kerim'de göstersene bana dedi. Sen meal mi okuyorsun dedim. Evet, meal okuyorum dedi. Şimdi ben seninle bunu böyle 2 dakikada 3 dakikada konuşacak halim yok. Evet. Ama şunu söyleyeyim dedim sana. Meal okuyorsan yine de yanlış okumuşsun. Orada da Rabbin için namaz kıl, kurban kes ver. O zaman bir hayvanı bir kişi için kurban keseceksin evet, öyleyse. Yok dedi, 8-10-15 kesebilirim dedi. Yani bir sınırlama yok. Sınırlama var, senin gibi bakarsan
Mealden bakarsan bir kesmen lazım. Şimdi bakın. Peygamberin tarifinden bakarsan yedi kesmen lazım. Eğer peygambere ihtiyaç olmasaydı yukarıdan aşağı bize bir tane kitap gönderdi. Alın ne yaparsanız yapın denirdi. Evet. Bütün toplumlar noktasına baktığınız zaman peygamberle mesaj gelir. Niye? Ortak algı peygamberle anlaşılır. Tabii canım. Niye? Çünkü o mesajı hayata geçiren peygamberdir. O mesaja somut yapı veren peygamberdir. Onun için peygambere bakmaksızın dini anlayamazsınız. Bakın. Yani dini vahyini Allah gönderir ama peygamber olursunuz. Şunun altını çizelim. Bakın. Yani toplumda çeşitli tartışmalar var. Ben hakikaten bunların ciddi anlamda rahatsızım. Ama onlara girmeden şunu net söyleyeyim. Bakın, İslam'la diğer dinler arasında bir mukayese yapmamız gerekiyor. Yani İslam'ın... Diğer dinle dediğimiz neyi kastetiyor? Yahudi ile Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm. Yani İslam'ın dışındaki dinlerle İslam'ın çok önemli bir farkı var. Vahiy dışı dinlerle. Efendim? Vahiy dışı dinlerle yani. Vahiy dışı, onlar da vahiy içi dinler. Öyle mi? Evet. Tabii onlar da bir ama o peygamberin mesajından uzaklaştılar. Hmm. Şimdi ona geleceğim. İslam'ın dışındaki, yani bizim şu anda üzerinde bulunduğumuz İslam'ın dışındaki diğer dinlerin peygamberleri veya o dinlerin kendilerini dayandırdıkları kişilerin hayatları ortada yok. Mesela Hristiyanlık noktasına bakarsak, Hristiyanlıkta İsa'yı örnek almaz Hristiyanlar. Çünkü İsa'nın hayatı yoktur. Hepsini toplasan bir paragrafta özetlersiniz onu. O yüzden yaşayan İsa değil, ölen, ölümden dirilen, göğe çıkan İsa onlar için önemlidir. Yahudilere döndüğünüz zaman peygamberin Yahudilerde bir etkisi yoktur. Çünkü peygamberi dışlamışlardır. Peygamberi hayatlarının dışına atmışlardı. Dolayısıyla hayatlarında örnek alacakları bir peygamberleri yoktur. Dinin pratiklerini görmemişler. Tabii. Öyleyse. Onun için kitaptan her şeye bakarsanız, kitap da sonradan oluştu. Dolayısıyla yüzlerce Hristiyanlık ortaya çıkabilir. İslam'ın farkı şudur. İslam'ın peygamberinin hayatı %99 Müslümanların gözünün önündedir. Yani siz dini hükümleri, namazın nasıl kılınacağını, kurbanın nasıl kesileceğini, işte yardımlaşmanın nasıl olacağını, ahlakın nasıl tecelli edeceğini, insan arası ilişkilerin nasıl olacağını, peygamberin aile ilişkilerinin nasıl olduğunu ve dolayısıyla Müslümanın aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini siz peygamberden öğreniyorsunuz. Peygamber zaten Kur'an'ın dışında iş yapmaz ki. Yani dinin tasavvura dönüşmesi peygamberin... Tabii. Evet. Şimdi bu olmadığını düşünün siz. İşte az önce o adamın dediğine dönersiniz. 10'da yaparsın, 15'te yaparsın, ötekini de yaparsın, bu yankini de yaparsın. Ve emin ol, peygamberi devreden çıkaralım, herkesin bir İslam'ı olur, herkesin İslam'ı en doğru İslam olur ve herkes birbirini öldürür. İşte IŞİD'in yaptığı o. Peki. O zaman IŞİD gibi mi olmak istiyoruz? Bakın, niye böyle olur hocam? Bu yani... noktada, işte onu söylemeye çalışıyorum. Peygamberi dışlamak bizi yanlış yola götürür. Nedir o zaman bunun arkadaki tetikleyici gücü? Ben peygamberin dışlandığını da çok fazla düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Ama o yapılan tartışmalarda maalesef bizim arkadaşlarımız, yani aşırı derecede geleneği savunan arkadaşlar antropoloji okumuyor, tarih okumuyor, sosyoloji okumuyor, psikoloji okumuyor. Bunu okuyanlar da geleneği okumuyor. Mesela geçenlerde örnek olarak vereyim, bir televizyon tartışması yaşandı. İşte sinek muhabbeti, deve sidiği muhabbeti, yani özür dileyerek bunu söylüyorum. Yani ben midem bulandı. İkisi için de. Ya tabii çok basit ya. Bakın çok basit olay. Peygamber bir toplumda yaşadı. O toplumun bir örfü vardı. Peygamber de o örfü uygulamıştır. Örf din değildir. Örneğin peygamber bunu kullanmış mıdır bu kelimeleri? Olabilir. Ama bunu halk hekimliği olarak da düşünebilirsiniz. Bugün insanlar halk hekimliği olarak diyor ki işte bir yerim ağrıyor. Şunu kullanırsan, şu otu kullanırsan geçer. O da peki, olabilir. Bu test edildi mi? Kimyada olabilir. Kimya da olabilir. O da olabilir. Peygamber de bunu belki birinden duymuştur. Birinde böyle bir şişkinlik hastalığı vardı midesinde. Ona demiştir ki böyle bir şey duydum, sen de bunu kullanabilirsin. Bu hadis falan değildir.
bu kadar basit değildir belki ama vahye de bağlı değildir. Hayır, vahye bağlı değil, bu kadar basittir hocam. Veya işte sinek yemeğe düştü, ne yapacaksın? Ya elini körünü yapacaksın. Yani benim yemeğime düşse yemem onu ben. Yani dini bu kadar indirgememek lazım. İndirgemeyin arkadaşım. Ama insanı şöyle düşünün, bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Adamın zaten bir kap yemeği var. Başka bir yemeği yok. Sinek düştü, atacak mı onu? At desen de atmaz onu. Şimdi kalkıp o sineğin kanatlarından panzehirdir, zehirdir, bilmem nedir üzerine bilimsel çalıştırmalar yapmanın anlamı yok arkadaş. Varsa bile ekrana taşımanın hiç anlamı yok. Örfü yani. Din yapmayalım. Ya zaten bu tür tartışmaların ekrana gelmesi son derece yanlış. Onun için örf din değildir. Yani geçip bu konuya da gelmemiz gerekiyordu ama madem geldi milletin kafasında soru işareti kalmasın. Yani konumuz din ve hedefi değildir. Olduğu için bunları konuşmamız lazım. Örf din değildir. Ama bunu anlayabilmeniz için de antropoloji okuyacaksınız biraz. O toplumları tanıyacaksınız. O toplumların yapısını tanıyacaksınız. Çeşitli dini yapıları tanıyacaksınız ki onlar üzerinden bir yorum yapma şansı elde edesiniz. Bakın yine başa döneyim. Ayrete vurgu yaptık, çok giremedim ona. Ayret çok önemli bir kavram bakın. Ayret inancı. Yine biz inanıyoruz. İnanıyor muyuz acaba? Ayret inancı şudur. Yaptığımız her şey Kur'an-ı Kerim tarafından kayıpsız, kaçaksız kitap olarak ifade edilen amel defterine toplanıyor hocam. Yani dolayısıyla öldüğümüz zaman ve haşirde yeniden dirildiğimiz zaman defter önümüze konacak. Ve hatta şunu diyecekmişiz. Yani o kadar o defteri görünce bize göre çok küçük günahlar böyle küçük muazzam. Şeyler. Bunu da mı kaydettiniz defter? Evet, o da var defter. O da var defterde. Şimdi bunu düşünsek acaba haksızlık yapabilir miyiz? Adaletsizlik yapabilir miyiz? Rüşvet alabilir miyiz? Yolsuzluk yapabilir miyiz? Hırsızlık yapabilir miyiz? Ben hoca olarak öğrencime haksızlık yapabilir miyim? İdareci olduğumda idare ettiğim kurumu yolsuzluğa veya işte usulsüzlüğe veya adam kayırmaya uğratabilir miyim? Veya çapsızlığa. Uğratabilir miyim? Uğratamam. Çünkü uğrattığımda hesabını vereceğim. Ama olayı şöyle düşünüyoruz. Hani bir ölü meydana geldiğinde cenazeye gittiğimizde hüzünleniyoruz hemen. Ama caminin avlusundan ayrılırken her şeyi unutuyoruz. Ya bir gün oraya geçeceğiz. Ve oraya geçtiğimiz zaman defter de kapanacak ve haşırda defter açılacak. Ve bunu bildiğimiz zaman. Burada ne eksik, neyi söylemeye çalışıyorsunuz? Burada eksik şu. Ya bunu öteliyoruz biz. Tamam inanıyoruz ama kim göre? Yani bunu demiyoruz ağzımızda ama bilinç aldığımızda yaptığımız davranışlar bize bunu söylüyor. Yani ahiretle ilgili onu konuştuğumuz evet. için ahiretle ilgili inanç açısından bir kabul eksikliği yok. Yok hayır kabul eksikliği ama, yok. Ama bu inancın insan hayatına davranışlarımıza davranışa yansın. Dönüşmesi gereken davranışlarımıza yansın. Bir alanı olması lazım ama bu davranışlara çok az dönüşüyor. Hiç dönüşmüyor diyemeyiz yani, belki ama. Olması gerektiği kadar duyarlılık ve hassasiyet görünmüyor. Olması gerektiği tabii ki görünmüyor. Görünce zaten toplum böyle olmaz. Birbirimize karşı tavırlarımız böyle olmaz. O zaman problem nedir? Yani bu tespiti aşağı yukarı neredeyse her bir kimse yapıyor ama neden böyle yerdeyiz? İnanç eksikliği ben gene ona bakıyorum. Yani şöyle inanç eksikliği. Kabul var, inanç eksikliği var. Yani inanç noktasında işte bir güvensizlik sorunu işte Allah'a güvenmeme sorunumuz var bence. Yani söylerken kimse zaten Allah'a güvenmiyorum demez. Ama yaptığı davranışlar bunu ortaya koyuyor. Şimdi bakın etrafımıza bakalım bir sürü yani kendimize öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Dindar diye nitelenen arkadaşlarımız idareci konumda. Peki Türkiye'de çok düzeldi mi bu işler? Hangi işler mesela? İşte yolsuzluk noktası üzerinden gidiyorum. Usulsüzlükler üzerinden gidiyoruz. Hep cebimizi doldurma üzerinden gidiyoruz. Doldurmuyor muyuz? Yani en azından şöyle diyelim. Menfaat ve çıkarlarımız peşinde miyiz? Toplumun, kamunun menfaati peşinde miyiz? Evet. Değil mi? Onu soruyorsunuz herhalde. Yani. Veya Allah rızası için mi yapıyoruz yaptığımızı? Allah rızası için mi yapıyoruz? Herhalde Allah rızası için yapıyoruz. Valla inşallah öyledir. Yani yine hepimiz için söylüyorum bunu. İnşallah tabii ki öyledir. Ama öyle olduğu zaman
Şimdi bakın. Şimdi hocam. İşi görüntüye verdik hocam. Evet. Bakın sosyal medyayı takip ediyorsunuzdur. Yani her şeyimizi artık paylaşıyoruz. Bir şeyimiz kalmadı. Mahremiyetimiz kalmadı. Ama onu paylaşırken de bir gösterişçi bir yapıyla paylaşıyoruz. Yani gösterişçi dindarlığa gidiyoruz. Mesela az önce Müslümanların özellikleriyle ilgili söylediklerimi günün sözü, haftanın sözü diye sosyal medyada paylaşıyoruz. O paylaştıklarımızı kendimize söylemiyoruz. Evet. Ayetleri sosyal medyada paylaşıyoruz ama o ayetler beynimize ve zihnimize nüfuz etmiyor. Etse paylaşmayız zaten. Tabii etse davranışlarımızla paylaşırız. Yani bizi insan, şimdi insanlar şu çok önemlidir. Bizi gördüklerinde bizim davranışlarımızı, tutumlarımızı gördüklerinde size bu davranış ve tutumu ne kazandırıyor diye merak etmeleri lazım. Bunu merak edebiliyorlar. Karşıdaki insana, dindar olmayan insana veya Müslüman olmayan insana bizim davranışlarımız ve tutumlarımız, ya bu Müslümanlık ne iyi bir şeymiş, bu din ne iyi bir şeymiş, ben de dindar olayım, ben de Müslüman olayım dedirtebiliyor muyuz? Şimdi bunları hocam bir tabii şu ana kadar genellikle yani, sorgulama yaptık. Evet. Yani bir tespit yaptık daha evet. doğrusu. Ama üç aşağı beş yukarı insanlar bir araya geldiğimizde bu konu konuşulacaksa veya benzer konular bu tespitleri paylaşıyorlar. Burada biz ilahiyatçı olarak, siz akademisyen olarak, ben bir program yapımcısı olarak bize düşen nedir bu eksikliklerin izahı konusunda? Bize düşen şu, önce biz kendimiz bu söylediklerimizi kendimize söyleyeceğiz. Evet. Şimdi böyle de bir sıkıntılarımız var. Yani biz kürsüde televizyon ekranında başkasına söylüyoruz. Ya ben Mahmut Aydın olarak sizin toplumun yanlışlarını söylüyorum. Ben çok doğruyum. Yok böyle değil işte. Millet beni bende bunu görebiliyor mu? Her bir kimse o zaman öncelikle ne yapmalı? Bu. Buradan bir yani, mesaj vermiş olalım biz de. Dinin öğretilerini, dinin öngördüğü insan tipolojisini kendi hayatında yaşama geçir. Yani ben Müslümanlığı karşımdaki kişide göreceğim. Deniyor ya, Müslüman Müslümanın aynasıdır diyor. Yani sana baktığımda kendimi göreceğim. Onun için kendimiz yaşayacağız. Başkasına yaşatmaya yaşatmayacağız. Hep başkasına emretmeyeceğiz. Hep başkasına söylemeyeceğiz. Kendi nefsimize söyleyeceğiz. Önce öğreneceğiz. Tabii önce öğreneceğiz. Öğrenmek için okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Az önce dedin ya, meali de okuyacağız. Arapçası ama orada onunla yetinmeyeceğiz. Hazreti Peygamber'i okuyacağız. Hazreti Peygamber'in hayatını okuyacağız. Hazreti Peygamber'in savaşlarını okumayacağız. Savaşlar da önemli bir mesaj niteliği taşımıyor. Önemli de savaşlar hayatının bir ayını alır. Hı. Ama mesaj niteliği vardır her birisi. Ya mutlaka. Ama savaşlardan dışındaki hayatı, pratik hayatı, günlük hayatı, arkadaşlarıyla, dostlarıyla ilişkileri, ev halkıyla ilişkileri, Allah'la ilişkisi, işte gece kalk ibadet et diyor. Niye? Gece kalk Kur'an oku diyor. Bunu peygambere söylemiyor sadece. Bunu aynı zamanda bize söylüyor Yüce Allah. Kalkacaksınız, okuyacaksınız, düşüneceksiniz. Okuduğunuz üzerine düşüneceksiniz. O ayetler size ne söylemek istiyor? Bunlar üzerine tefekkürde bulunacaksınız. Yani hazır lokma beklemeyeceksiniz. Yemeği kendiniz hazırlayacaksınız. Ama benim şöyle bir tespitim var. İnşallah yanılmıyorumdur bunda da. Şöyle bir alışkanlığımız ortaya çıktı hocam. Müslüman olarak. Çünkü modern hayattan ve dünyevileşmekten olabildiğince faydalanmak istiyoruz. Yani dünyanın zevklerinden olabildiğince faydalanmak istiyoruz. Ama kestirmeden de cennete gitmek istiyoruz. Bir beşer için çok normal bir hesap yani. Normal bir beklenti. Böyle bir olay yok. Evet. Böyle bir olgu yok. Öyle i̇kisi cennet, bir arada olmaz. Ya, şöyle ikisi bir arada olur. Yani o şöyle dünyevi hayatla olmaz tabii. Yani zenginlikle olur. Onun gereğini yaparsanız. Hı-hı. İlimli olur. O ilmin gereğini yaparsanız. Yöneticisiniz. O yöneticiliğinizde olur. O yöneticiliğinizi iyi yaparsanız. Tabii ki olur. Olmaz. Hepsi bir vasıtadır. Ama buradan kastım şu. Cennet veya kurtuluş, yani Allah tarafından kabul edilebilir bir kul olma, kişinin
kendi eylemleriyle olur. Başkasının yaptıklarıyla olmaz. Kimse kimseyi bir yerden alıp bir yere götüremez. Kızım böyle Fatıma babanın peygamber olmasına evet. güvenmiyor. Öyle söylüyor. Ya Hazreti Peygamber söylüyor. Yani baban peygamber diye seni alıp cennete götüreceğini düşünme diyor. Cenneti kendin kazanacaksın diyor. Kendin. Yani kendi eylemleriyle kazanacak. Kendi davranışlarıyla kazanacaksınız. Kendi inancınızla kazanacaksınız. Bana bağlan, ben seni cebime koyar oraya götürürüm. Yok böyle. Ben şöyle de hocam. Çünkü kimsenin oraya garanti yeri yok. Ama bak şimdi her tarafa bakalım Allah aşkına. Ama şunu merak ediyorum. Hakikaten o başkalarını cennete götürmeye meraklı olan adamlara şu soruyu sorsak. Cennet garanti ölmeyi ister misin? Gerçekten merak ediyorum o insanlar ne cevap verirler buna. Biraz daha yapacak işlerin olduğunu söylerler muhtemelen. Ben şöyle de düşünüyorum hocam. Biz de aynı hatayı yaparız zaman zaman ifade ederken. Bir Müslümanın cenneti hesap ederek dünyayı yaşaması doğru bir şey değil. Evet. Sevap kazanmak amacıyla camiye gitmesi doğru bir şey değil. Bu cümleler yanlış anlaşılmış olmasın. Yani Müslüman kalibreli ve kaliteli, iyi insan, toplum faydalı insan, inanmış olduğu Rabbine daha iyi bir kul olma hedefiyle yaşamış olması zaten onu bu dediğimiz sonuçlara götürecektir. Evet. Ama bu sonuçları hesap ederek bir yürüyüş yaparsa bu defa bireysel çıkar ve menfaat üzerine bir din algısı oluşacak onun kafasında. Her bir adımını hep kendi hesabı için yapacak. Şimdi, cennette orayı alayım, sevapta burayı başta alayım, sevabı çoğaltalım. Hocam, başta söyledim ya, evet. Din bu dünya içindir. Mesela ben bunu şöyle örnek veririm. Diyelim ki bir öğrencim ilahiyat fakültesini kazandı. Eğer bu öğrencinin amacı 4 yıl sonra diploma almaksa derse gelmez. Sınavlara çalışır. 60 alır, 65 alır. Geçecek kadar çalışır. Hocaların tecrübelerini dinlemez. Yani öğrenmek istemez. Sınıf geçme yollarını arar. Sınavı geçmenin yollarını arar. Okulu bitirir, diplomayı alır. Ama hiçbir şey öğrenmiş. Şimdi eğer bir kişi cennete gitmek için Müslümansa ve cennete gitmek için bu ibadetleri yapıyorsa aynı bir öğrencinin durumu gibidir. Sokağa yansımaz onun. Yansımaz. Hali. Davranışa yansımaz. Ahlaka, işte o zaman o adam der ki dindarlık ahlaklı olmayı gerektirmez. Çünkü yaptığı pek çok ahlaki kabul edemeyeceğimiz davranışlar sergiler. Şimdi dindarlık ahlaklı olmayı gerektirir dersek adama, derse peki sen bu davranışları niye yapıyorsun? Sorduğun zaman evet dindar değil miyim sorusu ortaya çıkacak. O zaman cennet olmayacak. Eyvah yandık. Mesela bu buraya bağlıyor iş. Halbuki öğrenci geldiğinde öğrenmek için çalışsa öğrenir. Ama ödül olarak diplomayı da alır. Evet. Şimdi mümini düşünün. Bizim davranışlarımız iyi insan olma, ahlaklı insan olma, dürüst insan olma, yardımsever insan olma üzerine bina edilirse ve yaptığımız ibadetleri de bunu destekleyecek şekilde yaparsak hem bu dünyada iyi insan oluruz, kaliteli insan oluruz, nitelikli insan oluruz. Ondan sonra da öldükten sonra da onun mükafatı olarak cennet hak ederiz. Hocam, yani cennet mükafattır. Şey değildir, amaç değildir. Mükafat olmak zorundadır. Bunu yapmadığımız zaman işte o zaman bocalamaya başlıyoruz. O zaman farklı yollara gitmeye çalışıyoruz ki öğrenci için vereyim onu. Kopya çekerek bunu yapıyor. Şimdi kopya çekerek diploma almaya çalışıyor. Öteki Müslüman da işte oraya gidelim, şunu yapalım, şu şeyin peşine takılalım. Şimdi bakın bu toplu kurtuluş çok ciddi sıkıntı oluşturuyor bize. İşi ucuzlatmış oluyor. Hayır, örgütsel yapılar da böyle ortaya çıkıyor. İşte FETÖ'nün de özelliği buydu. Bunu özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Yani çünkü o talimatı verdiğinde bir şeyi söyleyeyim sadece orada. O darbe gecesi yine tekrar o şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Çünkü ben en azından kendimi onlar sayesinde burada oturuyor olarak görüyorum. Herkes öyle düşünüyor. Tersi olsaydı ben nerede olacaktım? Muhtemelen öteki yani Allah'a huzuruna çıkmış olacaktık diye düşünüyorum. Şimdi orada insanları öldürüyor ama kendisine verilen suyu üç yudumda içiyor.
Niye? Sünneti yerine getiriyor. Bakın dindarlık algısına bakar mısınız? Evet, bir şey diyordunuz hocam sözünüz. Şimdi hem de toparlamış olalım. Güzel bir konunun altını çizdiniz. Belki bölmüş oldum. Yani insanlar dini hassasiyetle bir şey yaparken dinin çok önemli bir yasağını işlemede, ihlal etmede yani, herhangi bir deist görmezler. Bütün insanlığı öldürmüştür. Hükmünü ortadan kaldırıyorsunuz. Evet. Bütün insanlığı öldürüyorsunuz. Su vücudunda içiyorsunuz. Şimdi hem konuyu özetlemek bakımından hem de din ahlak ilişkisini daha somut hale getirmek bakımından dinin insan üzerindeki hedefini ve ahlakın da dinle ilişkisini ifade etmek bakımından toplumu da bir böyle sentez etmek açısından söyleyecek olsak, yani şöyle birkaç madde saysak, insanların, Müslümanların titizlikle ve önemle dikkat etmesi gereken davranış biçimi olarak hayata yansıtmaları gereken başlıklar neler olabilir? Mesela önünü açmak için ifade ediyorum. Haksızlık, kul hakkına, kamu hakkına riayet gibi. Yani kesinlikle. Bu ve benzeri 3-5 tane çok önemli. O 3-5 tane başlık yerine getirildiği zaman toplumun kendisinden toplumsal genler ve zihinsel genler dindarlık zemini üzerine de oturacaktır diyebileceğimiz neler olabilir? Ya dedik ya aslında yani yani müminin özelliklerini sayarken ifade etmiştik hem Kur'an-ı Kerim hem hadis üzerinden. Yani ancak kardeştir diyoruz. Dolayısıyla kardeşle nasıl davranıyorsanız diğer insanlara öyle davranacaksınız. Şefkat ve merhametli olacağız. Bir vücut gibi düşüneceğiz Müslüman toplumu. Dolayısıyla herhangi birine bir şey olduğu zaman sadece kendi ülkemizi değil, işte Suriye'deki olayları yaşadığımız zaman o duyarlılığı göstereceğiz. Irak'ta duyarlılığı göstereceksiniz. Kudüs'te duyarlılığı göstereceksiniz. Balkanlarda duyarlılığı göstereceksiniz. Çünkü Müslüman ümmet bir vücuttur. Sadece Türkiye'deki Müslümanlar bir vücuttur değil. Tüm Müslüman ümmet bir vücut olarak bunu düşünmemiz gerekiyor. İşte mümin mümine zulmetmez. Sıkıntı zamanlarında onu tek başına bırakmaz diye düşünüyoruz. Kendisi için istemediğini başkası için istemez. Ki bu ilke bütün dini geleneklerde şöyle veya böyle var. Bakın, kendimiz için istediğimizi başkası için istemek. Kendimiz için istemediğini başkası için istememek. Bence var ya, sadece bunu yapsak, bakın sadece bunu yapsak emin olun başka hiçbir kurala ihtiyaç yok. Hatırlayın Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah ne diyor? Kıldığınız namaz eğer sizi kötülüklerden alıkoymuyorsa namaz değildir. Ha şimdi buradan şu sonuç çıkmasın. Benim kötülüklerden alıkoymuyor daha kılmayayım. Hayır. O namazı seni kötülüklerden alıkoyacak şekilde kılacaksınız. Bakın dini emirleri yukarıdan aşağı sıraladığımız zaman iman, inanç geliyor bir. Ondan sonra ahlak geliyor, ibadet üçüncü geliyor. Muamelat dört. Yani şekil dörtte geliyor hocam. İki de ahlak geliyor. Evet. Peki bizim hayatımıza şöyle bakalım, sıralamada nerede ahlak? En sonda veya hiç yok. Şekil ön planda. Kılık, kıyafet, şekil. Ya bunlar olmasın demiyorum. Yani dindarlığın olsun içerisine belki biz davranışları değil de ibadetleri koyarız. Halbuki ibadetleri siz diyorsunuz ki ibadetler davranışları evet düzenleyecek şekilde olmalı ama. Hedef ibadetin hedefi olur zaten. Şimdi bakın önümüzde Kurban Bayramı var. Yani kurbanı tartışırlar. Hem hiç tartışmam. Ben tartışmam dinler tarihçi olarak. Kurban bir semboldür. Din sembollerle yaşar. Tamam mı? Din sembollerle yaşar. Her evde eğer imkanı varsa kurbanı mutlaka kesilmesi lazım. Neyi sembolize eder? Dini sembolize eder. Hı. Müslümanlığı sembolize eder. Müslüman olmayı sembolize eder. Müslüman evini sembolize eder. Hı. Yani bir eve eğer yani maddi açıdan imkanları el vermiyorsa ayrı bir konu. Ki ona da kesenler verecek. Yani bir eve kurban eti girmiyorsa o ev sembolik olarak Müslüman evi değildir. Ya o çocuklar bunu görecekler. Nesiller bunu görecekler. Ve bu geldiği zaman bir dini yapıya dönüşecek. Peki şimdi bizde öyle mi gidiyor? Belki paylaşma geleneğini paylaşacaksın. Geleneği de aşan paylaşma kültürünü yaygınlaştırmış. Tabii yaygınlaştıracaksın tabii canım. Onu yaygınlaştıracaksın. Yani şunu yap demiyoruz zaten. Kurbanı kes getir eve dolaba koy demiyoruz kimse. Öyle bir şey yok zaten yani.
Şimdilerde öyle oldu artık yani. Yani öyle böyle bir şey yok. Evet. O zaman mahsup diyor işte kasaptan et alır gibi kurban kesiyor adam. Evet. Paket koliyle eve geliyor kargo. Bu kit kasaptan alır bunu. Böyle bir olay yok. Onun için sembolleri kaldırıp atamayız. Sembollerle dini yaşatmak zorundayız. Şimdi mesela şimdi bir şehre gittiğiniz zaman o şehrin Müslüman şehri olduğunu nereden anlıyorsunuz hocam? Minareden, camiden. Mesela şimdi Avrupa'da bazı kentlere gidin. Bizden daha fazla mescit var orada. Ama Müslüman şehir olduğunu anlamıyorsunuz. Çünkü o sembol yok orada. Yani minare ve minare yok, cami yok. Hocam bir iki dakikamız kaldı. Bir konuyu... Şimdi bir şey, güzel bir söz var. Onu da nakledeyim de öyle bitirelim. Çünkü bizi çok yansıtıyor. Hazreti İsa'ya atfedilen bir söz bu. Dinle tarihçi de olduğum için öteki kutsal metinlerden de zaman zaman yararlanıyorum. Diyor ki, dünyanın tuzu sizsiniz diyor. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona tuz tadı nasıl verilecek? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Evet. Şimdi buradan kendimize dönersek, dünyanın tuzu biziz. Çünkü Ali İmran Suresi 110. ayette Yüce Allah diyor ki, siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Yani tuz sizsiniz diyor. Peki tuz ne iş yapar? Şifa ve deva sizsiniz. Evet, tuz ne iş yapar hocam? Kokuşmuşlukları giderir. Kokuşmuşluğu engeller. Engeller veya giderir. Giderir. Yani en önemli özelliklerinden biri budur. Evet. Tat verir ayrı. Yemeğe tat verir. Tatlandırır. Bu önemli özelliği var. Bir de kokuşmuşluğu giderir. İşte dolayısıyla Müslüman toplum kokuşmuş olamaz. Ahlaki açıdan kokuşmuş olamaz. Dini açıdan kokuşmuş olamaz. Pratikler açısından kokuşmuş olamaz. Çünkü biz o toplumu muhafaza edeceğiz. Yani bir cümleyle... Şimdi ben dindar bir insanım diyelim. Bir yerin yöneticisiyim. O dindarlığım o yönettiğim yerde yansımıyorsa, şekli olarak demiyorum, şey olarak, uygulama olarak söylüyorum bunu. Pratik olarak söylüyorum bunu. Evet. O zaman kokuştu. Tuz koktu derler ya bizde geleneğimizde. Tuz koktuysa, şimdi düşün, muhafazayı sağlayan tuz koktuysa her şey kokmuş demektir. Evet. O zaman için, kendimizi sorgulamalı. Dünyanın tuzu olduğumuzu, dolayısıyla dünyayı, yani toplumu kokuşmaktan engelleyen unsur olduğumuzu bilincinde olmak zorundayız ve bunun gereğini yapmak zorundayız. Çok teşekkür ederiz. Değerli seyirciler, bu akşam sohbet konuğumuz 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mahmut Aydın hocamız oldu. Hocamızla dini konuştuk, konuşmaya çalıştık. Daha doğrusu din öyle bir programla, iki programla konuşulacak bir olgu değil. Hayatın tamamını ilgilendiren bir olgu. O nedenle biz dinin mesajının ne olduğunu ana hatlarıyla söylemeye çalıştık. Din ve ahlak ilişkisini ifade etmeye çalıştık. Dindar olan ya da kendisini bir özellikle de İslam dinini tercih eden bir Müslüman olduğunu söyleyen, ifade eden birisinin mutlaka davranışlarında, ahlaki halinde ve dünyadaki diğer gününde, ayında, zamanında ve hayatının her karesinde inanmış olduğu değerlerin yaşama yansıyan davranışların olması gerektiğini ifade etmeye çalıştık. Müslüman bir tuz misali. Yeri doldurulamayacak bir unsurdur, olgudur, varlıktır. Diğerlerinin olumsuzluğunu, Müslüman olmanın olumluğu ve olumlu olan davranışları ancak izale edecektir, ancak koruyacaktır. İnsanlığı, Müslümanların bu anlayışı kurtaracaktır. Haftaya başka bir konu ve konukla tekrar birlikte olacağız. Hayırlı akşamlar, iyi haftalar, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.